Geldim Gürbüz. Hoş geldin Ovadan. Hazırım. Eşyanı çıkardım. Bak bakalım eksiğin var mı? Her şey çok güzel. Ellerinize sağlık. Mercimek köfte de çok güzel görünüyor. Sen mi yaptın? Kardeşim yaptı sizin için. Bakıyorum da neler neler hazırlamışsın. Bir de bunu yapmışsın. Zamanda topladığım çileklerden. Çilekli kek mi? Çilekli kek. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Ovadan istersen hemen süremizi başlatalım. Tamam. Hazırsan süreni başlatıyorum. Önce yüzüklerini mi çıkaracaksın yoksa? Tamam, çıkarayım. Yüzüğündeki taş da kocamanmış. O kadar da büyük değil. Ovadan sen Türkmensin ama Sivas gelinisin değil mi? Evet. Sivaslı eşinin sana aldığı taşı gösterir misin? Gerçekten kocamanmış. Bunları nereye koyalım? Sana emanet ediyorum. Ben de bunları kız kardeşim Gülşat'a veriyorum. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1. Süren başladı. Tamam. Ovadan neyle başlıyorsun? Başta çorbayı koyacağım. Çorban neydi? Çektirme çorbası. Ovadan herkes senin isminin nereden geldiğini merak ediyor. Bize anlatır mısın? İsmim çok güzel demek aslında. Kaç yıldır Türkiye'de yaşıyorsun? 18 senedir. 2003'te geldim. Bu arada sen hala heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. İlk defa kamera önündeyim. Türkiye'ye nasıl geldin? Biz eşimle birlikte şirkette çalışıyorduk. Aynı firmada. Orada birbirimizi sevdik. Tanıdık, evlendik, düğün yaptım, geldim. İstanbul'da mı çalışıyordunuz? Yok, Türkmenistan'da, Aşgabat'ta çalışıyordum. Eşin de Türkmenistan'da mı çalışıyordu? Evet. Aynı fabrikada mı? Aynen, yok fabrikada değil, ofisteydik. İlk görüşte aşık mı oldunuz? Evet, ilk görüşte aşk. Ana yemek Türkmen pilavı ve çektirme çorbasının etleri ayrı ayrı tencerelerde ocağa alınıyor. Ovadan pancarı nerede kullanacaksın? Vinigret salatası. Ne salatası? Vinigret salatası. Teşekkür ederim. Vinigret salata Türkmen usulü mü? Yani evet. Vinigret ne demek? Vinigret aslında Rusça bir kelime. Bilmiyorum ki anlamını. Şimdi ne desem yalan olur. O zaman ben sana Rusça bir şey söyleyebilir miyim? Privyet. Privyet. Vinigret salata için pancarlar haşlanmaya bırakılırken ana yemek Türkmen pilavı için dana pirzola pişiriliyor. Ovadan diğer yarışmacıları merak ediyor musun? Çok. Yarın Faruk Bey yarışıyor. 34 yaşında bekar. Lüzumsuz konuşanlara sinir oluyormuş, haberin olsun. Ben de sinir oldum. Yarışmacılardan modern masalar görmek istiyorum. Benimki modernle yöresel karışık. Masa örtüsü kullanılmasından hiç hoşlanmıyormuş. Aa. Bu arada sen masa örtüsünü kendin yapmıştın değil mi? Evet, kendim diktim. Kendin mi diktin? Evet. Faruk Bey senin üstüne bugün çok gelir benden söylemesi. Ben de onun üzerine giderim, kusura bakmasın. Ya ben make-up artist ve kuaför olduğum için yarışmacı arkadaşlarımın çok şık olmasını istiyorum açıkçası. Saçları, makyajları, stylinglerinin çok özenli olmasını istiyorum. Bunlara da bakacağım. Tabii ki bunlar puanlama sistemini etkilemeyecek ama ben yine de bir ufak bir eleştirilerde bulunacağım. Final günü yarışmacımız Melike Hanım. Ha. 32 yaşında ve kesinlikle moralimi bozamazlar, eğlenmeye geliyorum diyor. Ben de eğlenmeye geldim. Ama kazanmaya da geldim. En büyük hayali neymiş biliyor musun? Heh. 1,5 saatte yemekleri yapıp benimle kahve içmekmiş. Oo, demek ki çok basit şeyler yapacak. Asıl bomba et yemiyormuş, Ovadan yandık. Oo, o zaman hayatında yemediği etleri ben de yiyecek. Katılmasaydı o zaman yarışmaya. Yarı vejeteryan biri olarak tabii ki de bu yarışmadan et çıkacağını çok iyi biliyordum. Muhakkak tadına bakarım ama ben bunu sadece bir ana yemekte olur ya da bir salata içerisinde olur diye düşünüyordum ama hanımefendinin çorbada hakkında bir fikrim yok ama çorbadan eminim tatlısına kadar ettir diye düşünüyorum. 4. gün yarışmacımız Abdülmelik Uğur Bey. Tam bir titizlik hastası. Oo, benim gibi. Egolu ve kendini beğenmiş insanlardan nefret ediyormuş. Aynen, ben de. Ovadan sen masalarda konuşacak mısın? Dur hele benim günüm geçsin. Kendini beğenmiş, egoist, boş konuşan, gereksiz yorum yapan kişilerden nefret ederim. Bu tipler masada karşıma çıkarsa sinirlenirim, kalp kırmamaya dikkat ederim ama sınırlarını zorlarlarsa bundan da geri durmam. Çarşamba günü yarışacak Özdeman Hanım 38 yaşında. 38 yaşında ama 17 yaşında da bir oğlu varmış. Benimle yaşıtmış ya. Haksızlığa hiç tahammülü yokmuş. Benim yemeklerime kimse saçma sapan yorum yapamaz diyor. Doğru diyor. Emek veriyor çünkü. Kesinlikle kimsenin hakkını yemem, hakkımı yedirmem. Güzel bir menüyle karşıma gelsinler, okeylerim. Ama onun dışında Saçma sapan eleştirilere asla açık değilim. Tamam, konseptimiz olarak menülerimizi tabii ki eleştireceğiz ama biz burada bir yemek programındayız. Lezzet araştırması yapıyoruz ki ben çok güzel bir menüyle geliyorum. Emeğimi kesinlikle yedirmeyeceğim. Çünkü menüm çok kalabalık, işçilikli bir menü. Zaten kendime de kimseyi rakip görmüyorum. Yemek konusunda çok iyi olduğumu düşünüyorum. Senin yemeklerine bir şey diyebilirler mi? Benim yemeklerime de diyemezler çünkü çok zor. Neresi zor canım? Aldın pancarı düdüklüye attın. Tabii canım. Daha kaç tane işi var onun? Kaç tane işi var? Patatesin havucunu haşlayacağım. Peki şu anda ne yapıyorsun? Şu an tüpte pişireceğim çünkü ocağımın biri çalışmıyor. Ne haşlayacaksın? Patates, havuç. Ara yemek vinigret salatası için patates ve havuç haşlanmaya bırakılıyor. Ay harikasınız ya, ne güzel dizmişsiniz. Hepsini senin için yaptım. Ya iyi ki de katılmışım bu yarışmaya. Eşinle tam 18 yıl önce tanıştın. Evet. Hem de Aşkabat'ta. Eşin sana evlilik teklifi yaptı mı? Evet, Türkmenistan'da yaptık. Bütün ailem, sülalem geldi. Evlilik teklifine sülalem mi geldi? Yok, düğünümüze geldiler. Sivaslılar romantiklikleriyle meşhurdur. Eşin de romantik mi? Evet, çok romantiktir. İnsan gibi insandır, vicdanlıdır, ahlaklıdır. Erol Şahin. Onu çok seviyorum. İyi ki de benim kocam. Şu anda Erol seni izliyor. Ne demek istersin eşine? Kocacığım benim, iyi ki benim eşimsin. Seni çok seviyorum. Ve Zühal Hanım'a size çok selamı var. Mutlaka diyor, ekibi yedir içir doyur. Hiçbir eksiğini yapma dedi. Türkmen mantısına başlayan yarışmacımız suya tuz ve un ekleyerek hamur yoğuruyor. Ben şimdi mantının iç harcını yaptıktan sonra yemek masama hazırlamak istiyorum. Bravo! Çok akıllıca bir hareket. Yarışmacılarımız nedense bunu düşünmüyor. Maalesef ya. Sen nasıl düşündün? Ya çünkü ben bir haftadır bu masa için özeniyorum, hazırlık yapıyorum. Eksik bir şeyimin kalmasını istemediğim için öncesinden hazırlamak istiyorum. Her şeyimin mükemmel olmasını istiyorum. Şimdi bu hamurun dinlenmesi lazım. Başka hamur yoğuracak mısın? Bir hamurumuz daha var ama o tatlının hamuru. 2 tane hamur yapıyorum. Hiç iddialı bir menü değil. Etleri haşlayıp sanırım düdüklü tencerede önümüze sunacak. Ve bu menüye basit olan diyeni var ya, benden çekecekleri var. Ana yemek Türkmen mantısı için pişen dana pirzolalara parça etler ekleniyor. Ovadan kaç yaşından beri yemek yapıyorsun? Yaklaşık 10-11 yaşlarımda başladım. İlk yaptığın yemeği hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne yemek yapmıştın? 3 katlı pasta yapmıştım. 3 katlı pasta mı? Ve nasıl yaptım? Şeker yerine tuz koymuşum. Ne? Tuz mu koydun? Ve annem babam beni üzmemek için onu yediler. Çok güzelmiş, ellerine sağlık diye. Gerçekten mi? Vallahi ya. Oturup ağladığımı hatırlıyorum. Türkmen mantısının içi için doğranan soğanlar kıyma ve tuzla yoğruluyor. Ovadan çok yavaşsın, çok. Jet mi olayım, ne yapayım daha? Aş çorbamın defne yaprağını koyacağım. Daha defne yaprağını bile koymamışsın. Kayınvaliden mi güzel yemek yapıyor yoksa sen mi? Ben. Kayınvaliden duymasın. Duysun, o da söylüyor ki zaten. Ne diyor? Yemeklerimi çok beğeniyor. Şimdi ne atacağım? Karabiber. Karabiberi şimdi atma. Ovadan yapma. Ama tat vermesi lazım görüp. Şimdi masaya mı? Haydi koşuyoruz. Hadi koşalım. Koştum Gürbüz, koştum. Hoş geldin. Ellerinle yaptığın meşhur runner'a bakmak istiyorum. Bak bizim yöresel motifler. Masa örtüsünü seren yarışmacımız üzerine yöresel motifli el emeği runner'larını yerleştiriyor. Gerçekten çok güzel görünüyor. Evet. Şimdi ben parmak izim olmasın diye. Eldiven mi kullanacaksın? Ya eldiven kullanmak istemiyorum. Normalde kullanırım ama şu an şeyinin çıkmasını istemiyorum. Pudrası falan olur. Masasına özen gösteren yarışmacımız yemek takımlarını bezle tutup yerleştiriyor. Bunlar çeyizlik takımların değildir herhalde. Yok, yeni aldım. Sizin için aldım. Bizim için mi aldın? Evet, her şeyim yeni. Yarışma için ne kadar harcadın? Çok. Gerçekten çok mu harcadın? Onun için yarışma kazanmam lazım Gürbüz. Bence bugün modern bir masa göremeyeceğiz. Ben modern masalar görmek istiyorum, şık masalar görmek istiyorum. tamamıyla biraz gözüm doysun istiyorum masalarda. Şu bardak olayında parmak izi hiç hoş değil. Yani bir yerinden tutsun, masaya getirsin. Çatal kaşık sıralaması, ona çok önem veriyorum. Umarım hakkını verirler. İnşallah. Yani sizi ne kadar önemsediğimi görün. Bardaklardan sonra kaşık, çatal ve bıçaklar kağıt peçetelerle birlikte masaya yerleştiriliyor. Peçeteden yaptığın kuğuları açacaklar mı? İster açsınlar, ister evlerine götürsünler. Kuğuları neden masaya koyuyorsun? Yüzecekler mi? Süs. Süs mü? Onlara önem verdiğimi. Kuğuyu alıp kafalarına mı takacaklar? Önlerine serebilirler. Önlerine sermek için servis peçeten var mı? Yok. Peçetelik, tuzluk ve karabiberlik masaya alındıktan sonra bardakların üstü kapatılıyor. Ardından mumluk ve çiçek yerleştiriliyor. Tamam. Çakma unutmayalım arkadaşlar. Daha ekmekliği de getireceksin. Buna reyhan koyacağım, buna da su koyacağım. Gidiyor muyuz? Mutfağa mı gidiyoruz? Evet. Hadi hemen gidelim. Bunlar, reyhanı dolduracağım, su dolduracağım. Şimdi şu patatesim pişti mi acaba? Az kalmış. Çektirme çorbasına devam eden yarışmacımız şimdi de soğan doğuruyor. Ovadan bak kimler geldi. Geldi. Canlarım gelmiş. Kolay gelsin. Hoş geldin. Perihan teyze, saçlarının rengine bayıldım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Saçlarını ne zaman yaptırdın? Dün. Yoksa yarışma için mi yaptırdın? Daha önce de açık pembeydi ve yarışma için yaptım tabii. Gülşat, gerçekten çılgın bir komşunuz var. Yani çok iyi bir şey. Böyle olması, çılgın olması, bu yaşta lazım. Ovadan'la aranızda kaç yaş fark var? Yani 5 herhalde. Pembiş teyze, evli misin? Evliyim. Kaç tane çocuğun var? Çocuk yok. Hiçbir zaman düşünmedim. Gerçekten mi? Düşünmeyenlerdenim. Bilerek ve isteyerek çocuk yapmadın mı? Ben bilerek çocuk yapmadım. Neden yapmadın? Vallahi ailemizde şiddet vardı abilerim tarafından. Benim çocuğum da ileride bir şiddet görmesin, işte bir takım olaylara maruz kalmasın diye hiçbir zaman düşünmedim. Çektirme çorbasına salça karıştıran yarışmacımız Türkmen pilavının etlerine soğanları ekleyip havuç soyuyor. Ovadan, bu arada sen ne yapıyorsun? Ben şimdi havuçlarımı soyuyorum. Hangi yemek için? Hem çorbam için hem pilavım için. Çektirme çorbasına ne kadar havuç kullanacaksın? Çorbaya 2 tane havuç, pilav için 3 tane. Pembiş teyzem, Allah aşkına bakar mısın? Soğan böyle doğranır mı? Vallahi ben ondan daha kötü doğruyorum. Ne diyorsun Pembiş teyzem? Gülşat, sen de mi? Ben daha küçük doğruyorum. Ablana soğan doğramasını öğretmedin mi? Ya bir tek işte soğan doğramasında biraz problem yaşıyor. Gülşat aşçı zaten, şef. Şef mi? Aşçılık yapıyor. Peki nerede yapıyorsun? İşte üniversite okurken bir taraftan da böyle bir işler yapıyordum. Güzel yemek yapıyor musun? Çok güzeldir. Çok herkes güzeldir. Beğenir yani. Sen de ablan gibi mutfağa küçük yaşta mı girdin? Yani evet, annemiz hepimizi böyle kızlar olarak küçüklükten işte mutfağa soktular bizi. Pembiş teyzem, sen? Yok, belli bir yaştan sonra girdim ama ben de uzun süre aşçılık yaptım. Sen de bir soğanları böyle doğruyordun. O zamanlar daha çok özeniyorduk tabii. Çalışırken özeniyor insan. Pembiş teyzem, ben de saçlarımı yeşile boyamak istiyorum. Ay yok, yeşil değil, kırmızıya boyayayım. Kırmızı bana yakışır mı? Yakışır. Kırmızıya boyarsam belki evlenirim de. Ne gerek var evlenmeye? Pembiş teyzem, evliliğe de mi karşısın? Her şeye karşıyız. Karşı olan bir insan olarak da evliyim baba. Aman bunları kocam duymasın. Duysun duysun. Kaç yıllık evlisin? 12. 12 yıl mı? Evet, ikinci evliliğim. Peki ikinci baharın nasıl gidiyor? İkinci baharın ilk 6 yıl çok kötüydü ama ondan sonrası çok güzel. Aa, neden? Biraz huysuz bir eş olunca karşında. Çok açık sözlüsün. Pembiş teyzem, kızımız sabahtan beri Erol da Erol diyor. Öyle değil mi Ovadan? Erol. Sence bu kadar mutlu olmasının sırrı ne? Bu kadının sırrı çok mantıklı olması. Şanslıyım çok akıllı ya, şans meselesi. Sen şanssız mıydın? Ben şanssızdım, evet. Gerçekten çok mu zorluk yaşadın? Evet, çok kötü yıllar yaşadım. Sakın şiddet gördüm deme. Evet. İlk eşinden mi? İlk eşimden ve abilerimden. İnanmıyorum Perihan teyzem. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Kelime bulamıyorum. Bunu atlatmak hiç kolay olmasa gerek. Vallahi ilaç kullanıyorum. Psikiyatrik ilaçlar kullanıyorum. O şekilde 21 senedir de o şekilde ayakta kalabildim. Ve ilaçlarımla mutlu oldum diyeyim. Yani öncesi yok gibi. Bütün bu yaşadıklarından sonra bir şeyler söylemek ister misin? Tabii ki söylemek isterim. Öncelikle anneler, babalar doğru düzgün annelik, babalık yapsınlar. Bazı babalar alkolik, bazı babalar daha düzgün veya anneler o durumdalar. Çocuklarını hırpalamasınlar. Sevgi göstersinler. Asıl saygıyı da çocuklar hak ediyor. Çok güzel söylediniz. Umarım kimse böyle bir şey yaşamaz. Bu arada Gürbüz, şu an pilavımın havucunu doğruyorum. Bu arada sen havuçlara neden şekil vererek kestin? O çorbamın havucu, onu şekilli doğramak istedim. Bu havuçlar ne için? Bu pilavımın havucu, normalde bilmeyenler bu işi tahtada falan doğrarlar ama orijinali böyle elde doğramak. Uzun uzun mu doğranır? Evet, böyle şey, oval doğruyorsun. Bunun şeyi budur, yani övünmek gibi olmasın da hamarat olanlar böyle doğrayabilir. Oo, Ovadan Hanım. Demek hamarat olanlar böyle doğrar. Hadi biz gidiyoruz. Tamam, teşekkür ederim canlarım. Kolay gelsin. Tüm şanslar seninle olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Türkmen mantısına geçen yarışmacımız dinlenen hamuru oklavayla açmaya başlıyor. Türkmen mantısını az çok biliyorum. Onun için özel bir tencere gerekiyor ve kat kat haşlanması gerekiyor. Bu çok onun için zaman kaybı olacaktır. Umarım hamuru incedir çünkü Türkmen mantısının içinin iç harcının gözükmesi gerekiyor pişerken. Buna çok dikkat edeceğim. Bizim mantılarımıza kıyasen biraz daha büyük bir mantı ve buharda yapılan bir mantı diye biliyorum. Umarım kıvamını tutturur, yoksa zor bir mantı. Herhalde normal bir mantı bizim mantı gibi bir şeydir. Yani mantı sonuçta. Ekstradan bir emek, ekstradan bir şey olmamış ki bunda da et olmuş düşünün. Yani sonuç itibariyle mantı. Emek yok. Ovadan, hamuru ne kadar büyüteceksin? İncecik açmam lazım. Kağıt gibi olacak. Hamurum çok güzel olmuş. Hamuru beğendin mi? Mükemmel. Mükemmel mi? Evet. Mükemmel bir hamur yaptığın için tebrik ediyorum seni. Her şey istediğin gibi gidiyor mu? Evet. Geçen süreni öğrenmek ister misin? Söyle. 1 saat 5 dakikam bitti. 1 saat 25 dakikam var. Oo, süper, yetişiyorum. Türkmen mantısının hamuru istenen büyüklüğe gelinceye dek açılıyor. Yemeklerin hep böyle süslü mü? Güzel şekil vereceğim. Benim her şeyim süslüdür ya. Senin gibi süslü mü? Kendim gibi. Kendim gibi süslüdür benim yemeklerim de. Peki nasıl bir kadınsın? Rengarenk bir kadınım. Cıvıl cıvılım. Türkiye'de yaşamayı seviyor musun? Evet. Türkmenistan'ı özlüyor musun? Çok, çok özlüyorum ben memleketimi. Kaç kardeşsiniz? Burnumda tütüyor. 5 kardeşiz. Onları seviyorum. Onlara buradan selam gönderiyorum, babacığıma da. Teyzelerim, dayılarım, amca halalarım, herkese selamlar. Ben gelemesem de evlerinize misafir olacağım. Türkmenistan'da bizi izliyorlar mı? Evet, bütün Türkmenistan izleyecek sizi. Sizi çok seviyoruz biz. Yarışmacımız Türkmen mantısı için açtığı hamuru kesiyor. Kaçar tane mantı vereceksin? Herkese 4'er tane düşünüyorum ama 5'er tane de verebilirim. Çünkü biraz küçük oluyor sanki. Az koymuşsun falan demelerini istemiyorum. Türkmen mantısı büyük büyük olmaz mı? Evet. Kendi buharlı tencerende mi yapacaksın? Aynen, kendi tenceremde yapacağım. Mantının içine neler giriyor? Şimdi bu kıyma, soğanlı kıyma, biber, tuz koydum. Türkmen mantısının farklı farklı çeşitleri oluyor mu? Evet, sebzeli falan da yapıyorlar. Ben size sırf kıymalı yapmak istedim. En güzelinden, en iyisinden. Yani orijinalini yapmak istedim aslında. Çoğu yemeğinde et var diye seni eleştirebilirler mi? Eleştirirler ama bu Türkmen yöresinin yemeği, yapacak bir şey yok. Kesilen hamurların içine kıymalı soğanlı harcı koyan yarışmacımız Türkmen mantısına son şeklini veriyor. Kalan süreni hatırlatmamı ister misin? Hatırlat. 1 saat 15 dakika. İyi, süper, yetişiyorum. Sence iyi gidiyor musun? Evet, en zoru bu. Bunu halledersem... Bu arada yeşil çayı da koyman gerekiyor. Evet, onu bana unutturmayın. Yeşil çayın da demlenmesi gerek. Aynen. Mantıdan sonra tatlı hamuruna mı geçeceksin? Evet, onu en son yapacağım. Salataları bitirdikten sonra. Peki yetiştirebilecek misin? İnşallah yetişirim. dolduramazsam servis esnasında doldururum. Türkmen mantısına çok zaman ayıran yarışmacımız hamurlarını kapatmaya devam ediyor. Ardından ana yemek Türkmen pilavına doğranan havuçlar ekleniyor. Bu arada etlerimiz ne durumda? Etlerimiz çok güzel pişti. Şimdi havuçlarını ekliyoruz ve pişmeye bırakacağız. Yumuşasın iyice. Yok, et pişmemiş. Pişmemiş mi? Öyle bir şey demelerini istemiyorum. Patatesleri soyacağım. Mantıyı pişirmeyecek misin? Mantı tencerem lazım. Tenceremi alınca hemen... Hadi hemen tencereni al o zaman. Patatesleri ne için soyacaksın? Patatesleri çorba için soyacağım. Şimdi bunlara tereyağı sürüyoruz. Bana 10 tane mantı yaptın mı? Zaman verseniz yaparım. Zaman demişken kaç dakikan var biliyor musun? Kalan süren tamı tamına 1 saat. Şu ana kadar biten yemeğin var mı? Hepsi birden çıkacaktır. Buhar tenceresini yağlayan yarışmacımız Türkmen mantılarını yerleştirdikten sonra çektirme çorbası için patates soyuyor. Ovadan, Türkmenistan'da ne okudun? Liseye okudum. Liseye kadar okudum. Sonra okumadım. Okumak istedim ama şeyim olmadı, imkanım olmadı. Sonra burada geldim, yine lise okudum. 2 tane lise bitirdim. Burada okumaya neden karar verdin? Burada meslek edinmek istedim. Onun için çocuk gelişimini okudum burada. Orada da İngilizce bölümünü okudum. Soyulan patatesler özel aparatıyla şekil verilerek kesildikten sonra çektirme çorbasına eklenip tuzu ayarlanıyor. Bol acılı mı yapıyorsun? Yani çok da değil. Bu çorba bol baharatlı mı olur? Değil aslında. Defne yaprağı var içinde. Tuz ve karabiber, yani çok da bir şey yok. Bu çorba yemek gibi oldu. Evet, öyle olacak. Yani doyurucu bir çorba. Pilavımızın üzümünü koyacağım. Bu bildiğimiz kuru üzüm mü? Evet, kuru üzüm, kuş üzümü değil. Çok koymayacağım çünkü çok koyunca tatlı oluyor. Ana yemek Türkmen pilavına kuru üzüm ekleyen yarışmacımız ölçüyle aldığı pirinçleri yıkayıp süzüyor. Pilava pirinçleri koymadan önce su ekliyor. Türkmen pilavını gerçekten seviyorum. Benim kuzenimin eşi Türkmen olduğu için ondan yemiştim. Havucu, pilavı, eti, kuşbaşı eti falan güzel olursa gerçekten yağına da çok dikkat ediyorum. Çünkü bazen yağlar mideyi yakabiliyor. O yüzden ona da dikkat edeceğim. Türkmen pilavı bol etle yapılan, eti iyi pişmiş olan bol etli bir pilavdır. Aynı zamanda kuzu etiyle yapılıyor yanılmıyorsam. Benim önüme az etli, bol pilavlı bir şekilde gelirse ben bunu pilavdan ve ana yemekten saymam. Çünkü porsiyonda başka bir şey yok. Bu yüzden etinin bol olması lazım. Aynı zamanda içindeki sebzelerin iyi pişmiş olması gerekiyor. Ve ara sıcağı 2 yemek koyup da ana yemeğe 1 yemek koymak bence çok saçma. Ve birazdan muhtemelen yeni bir salata göreceğiz. Şimdi kuzu kulaklarımı yıkıyorum. Artık salatalarıma başlayacağım. Yemeklerim hazır. Bir tatlımla salatam kaldı. Ovadan, artık hızlansan çok iyi olur. Evet. Türkmenistan usulü Sezar salata için kuzu kulakları doğrandıktan sonra kaşar peyniri rendeleniyor. Suyu süzülen konserve mısırdan sonra yoğurt ve mayonez karıştırılıyor. Ardından dilim ekmekler doğranıyor. Hani bildiğimiz Sezar salata mı bu? Değil. Bunda da emek yok. Yani ben başlı başına emekli bir şey diye bekledim. Hani ilk etapta bana menü verildiğinde. Ama hiç emekli bir şey yok. Bildiğimiz Sezar salata. Normalde Sezar salata etli olur, tavuklu olur. Bunda ne olacak acaba? Buna da mı kıyma koyacak acaba? Yemeğin hepsi etli. İnşallah buna bir tavuk falan getirir. Belki de balık getirir. Nereden bileceğiz? Bilemiyoruz ama bu da olmamış. Ama inşallah güzel yapar diye düşünüyorum. Bari salatada karnımız doysun. Diğerlerini ben yiyeceğimi düşünmüyorum. Sadece tadacağım gibi geliyor bana. Şimdi patateslerimi soyacağım. Başta bir pilavıma bakmam lazım. Pirincini atayım çünkü. Ovadan, hala tatlıyı yapmadın. Bir an önce tatlıya mı geçsek? Tatlıya da geçeyim, evet. Daha tatlının da içini doldurman lazım. Kalan süren 41 dakika. Geçiyorum hemen. Ana yemek Türkmen pilavına yıkanan pirinçler ekleniyor. Ama tatlımın hep başında durmam lazım. O zaman sen bilirsin. Yok, ben tatlıya başlayayım, haklısınız. Bu arada pancarlar pişti mi? He, pişmiş, balkonda soğuyorlar. Türkmen pilavına baharat girmeyecek mi? Yok, sadece tuz. Bunu zaten lezzetlendiren etle soğan, havuç. Tatlı için kullanacağın kalıbı gösterir misin? Öyle. Hemen mi pişiriyorsun? Şimdi değil, sonra ısınınca. Şimdi ısınsın bu. Şimdi bu arada ben hamurumu yapayım. Tatlının hamuru nasıl olacak? Kulak memesinde, böyle çok da sert değil, çok da yumuşak değil. Tatlıya başlayan yarışmacımız hamur için kullanacağı unu yoğurma kabına alıyor. Bu mutfak, mutfak olalı bu kadar dağılmamıştı. Mutfağın bu dağınıklığı seni rahatsız ediyor mu? Çok, şu an çalışamıyorum. Normalde daha hızlıyımdır. Bence bu bir kurabiye, daha güzel bir tatlı yapabilirdi. Süt reçeli olan, fındık kreması olan kurabiye. Ben bir daha tatlı görmek isterdim açıkçası. Adını bile duymadım daha önce. Sanırım hanımefendi bizi o kadar çok ete boğacak ki artık bir rahatlayın, bir yeşil çay için, bir kendinize gelin diye bizden puan toplamaya çalışacak ama o yeşil çay benim... Eğer gerçekten kupada bir yeşil çay içeceksem o benim puanlarımı hiç etkilemeyecek. Ovadan, pilavdan ana yemek olur mu diyorlar? Sade pilav olsa olmaz tabii ki ama benim pilavımın içinde milletin ana yemeğinde olmayan şeyler var. Tatlının hamuruna şimdi ne koyuyorsun? Karbonatla sirkeyi böyle öldürüyorum, karıştırıyorum ki iyice kabarsın. Arıyeşik tatlısının hamuruna karbonat ve sirke karıştıran yarışmacımız istediği kıvamı elde edene dek yoğuruyor. Ardından pişirirken kullanacağı kalıbı yağlıyor. Battı, battı, her yer battı. Kalan süren 32 dakika. Pancarı getirebilir misiniz? Soğuduysa bir taraftan da onu yapayım. Arıyeşik tatlısı için hazırlanan hamur ceviz kabuğu şeklinde pişirilmek üzere özel kalıbına yerleştiriliyor. İşte istediğim pancarları da getirdim. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Özel kalıbına yerleştirilen arıyeşik tatlısının hamurları kısa sürede ceviz kabuğu şeklini alıp pişiyor. Ovadan, kardeşin Gülşat sana bir hediye getirdi. Bu güzel çiçek kimden geldi acaba? Yoksa Erol'dan mı? Bak, üzerinde not var. Ay canlarım benim ya. Acaba Erol mu göndermiş? Tüm sevdiklerin ve ailenden sevgilerle, bütün şanslar seninle olsun. Seni çok seviyoruz demişler. Kim demiş? Ailem denmiş ya. Eyvah, Erol göndermemiş. Kocam da var içinde ya. Ama neden Erol özel bir çiçek göndermemiş? Arıyeşik tatlısı için hazırlanan hamur özel kalıbında pişmeye devam ediyor. Eyvah, ocak battı. Battı. Battı ki ne battı? Mutfağın durumu çok kötü. Arıyeşik tatlısının hamurları pişmeye devam ederken vinigret salata için haşlanan pancarlar doğranıyor. Ovadan, kalan süren son 21 dakika. Oo, süper, yetişiyorum. Gerçekten yetişiyor mu? Evet. Daha mantını pişireceksin. Aa, son 20 dakika mı? Vinigret salataya pancarlardan sonra haşlanan patatesler eklenirken arıyeşik tatlısı için hamurlar pişmeye devam ediyor. Süt reçelini içine mi süreceksin? Evet, içine sürüp cevizle birlikte kapatacağım. Çikolatayı neresine süreceksin? Onu da içine süreceğim. Yani yarısını çikolatalı, yarısını süt reçelli yapacağım. Bu kalıbı Türkmenistan'dan mı getirdin? Yok, aslında gidebilseydim getirecektim. Orada daha büyükleri satılıyor, ceviz büyüklerinde. Buradan mı aldın? Buradan aldım, onun için daha küçük. Bu kalıbı Türkmenistan'dan getirip burada mı satıyorlar? Bilmiyorum ki, olabilir mi acaba? Yani onu da bilemedim. Yeşil çay, Oreşki. Herhalde bu da börek gibi bir şey mi? Tatlı gibi mi? Ne? Anlamadım ki yani. Yani menü vasat diye düşünüyorum. Hani yeşil çay. Bunda da bir emek yok. Ekstradan yani alacak, kaynar suyun içine koyacak, öbür tatlısını da getirecek, indirecek yani ne? Oreşki. Bilmiyorum yani. Oreşki olması lazım doğrusu. Bu bir Rus kurabiyesidir. Türkmenistan menüsünü böyle dolu dolu Türkmen yemekleriyle yapıp hatta üzerine ekstra isimler ekleyip Türkmenistan usulü Sezar salata değil, buraya bir Rus tatlısı eklemek bence bu menü için çok saçma olmuş. Ne anlama geliyor onu da bilmiyorum. Bunu kesinlikle yemekte soracağım. Oreşki cevizle yapılan bir kurabiye çeşidi. Bu da yine tatlı olarak değerlendirebileceğim bir yemek değil açıkçası. Arıyeşik nerenin tatlısı? Bence Rusların tatlısı. Çünkü ismi Arıyeşik, yoksa Türkmence yazarlardı ama. Arıyeşik Rusça mı? Evet. Arıyeşik ne demek? Ceviz demek. Ama Türkmenler biliyorsunuz ki biz eskiden Ruslarla birlikte yaşıyorduk. Onun için Rusların her şeyini biz sahiplenmişiz. Bizim her şeyimizi onlar sahiplenmişler. Biz kardeş kardeşe, ailece yaşıyorduk yani. Güzelce. Ben mesela Rusların okulunu bitirdim. Vinigret salata için haşlanan havuçlar doğranırken arıyeşik için hamurlar pişmeye devam ediyor. Kaç tane arıyeşik yaptın? Bu 4. olduğuna göre 30 tane olacak. Vinigret salataya doğranan haşlanmış havuçlar ekleniyor. Hadi turşuyu da bir an önce koy Ovadan, hızlanman lazım. Vinigret salatayı tamamlamaya çalışan yarışmacımız sosu için limon sıkıyor. Salatanın sosunu da yapıyoruz. Evet. Turşu koymayacak mısın? Koyacağım. Ara yemek vinigret salataya limon suyu eklendikten sonra kornişon turşu doğranıyor. Ovadan zaman daralıyor, yetiştirebilecek misin? Yetişecek inşallah. Turşuyu çabuk doğra, hemen tatlıları doldurman lazım. Minik minik doğranan kornişon turşuları vinigret salataya ekleniyor. Sosları sonra koyabiliyor muyum salatanın yağını falan? Evet, koyabilirsin. Şimdi neye geçiyoruz? Şimdi tatlının süsüne geçiyorum. Yeşil tatlısı için ceviz kabuğu şeklinde pişirilen hamurların içi süt reçeli ve krem çikolatayla dolduruluyor. Kişi başı kaç tane yapacaksın? 5'er tane vermeyi. 5'er tane mi? Yetiştirebilecek misin? Bari mantını ocağa koysaydın. Ovadan, mantının suyu kaynıyor mu? Kaynıyor. Mantının sosu var mı? Yok, tereyağı süreceğim sadece en son. Hadi Ovadan, hala yetiştirme şansım var. Son 4 dakika. İçine ne koyuyorsun? Süt reçeli. Bu tatlının yanında bir şey verecek misin? Yeşil çay vereceğim. Bu arada son 1 dakika 20 saniye. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi tereyağımı koyacağım bir taraftan da. Tereyağı nerede? Tereyağı... Yoksa dolapta mı? Burada. Tatlılarım tamam. Tatlılarımız nihayet bitti. Çabuk ol, sürem 1 dakika 10 saniye. Çabuk ol Ovadan, son 1 dakika. Ben giyinmeye gidiyorum Gürbüz. Koş Ovadan, koş.